Toplamı 203. 203. 100 kişi eksik yaklaşık. Evet. Yaklaşık yani iktidar Evet, kanadı. evet, MHP artı evet. AKP yaklaşık 100 kişi Çünkü eksik. şeyden de eksik var. MHP'den de eksik var. 49, 45, 14 kişi de onlardan eksik var. Muhalefet tam teşkilat bile çıkması gerekmiyordu. Aslına bakarsanız 150 kişiyle ekstra 150 kişiyi o anda meclis... Bu eskiden taktikti. Şimdi Yani muhalefet meclisi... milletvekilinin çıkıp da televizyonlarda falan bu kanunu eleştirmeleri de şey değil. Neredeydin sen kardeşim diye sorarlar. Geçmişte meclis çalışırken, meclisi önemli galiba, meclisin önemi kayboldu diyoruz da ne yazık ki artık bu atalet muhasebe muhalefete de yansımış. Zaten iktidar için meclisin önemi yok, anladık. Ama muhalefet de nasıl olsa önemi yok diye galiba dışarıda kalmış ama sonuç olarak organize olduğunuz zaman bırakın mecliste olmayı bir yerde birikmiş 3-5 kişi bile birkaç yüz gösterici bile çok büyük bir iş yapabiliyor. Tabii tabii Doğru tabii tabii yerde tabii. doğru eylemi yaptığınız Tabii. zaman ki orası da sonuçta hala parmaklarını Doğru. kaldırabildiği bir meclis. Önemi evet düştü doğru farkındayım ama doğru bir organizasyon ve taktikle çok şey yapılır. Eskiden hatırlarsın çok yasa geçmemiştir. İktidar boş bulunduğu için. Ya Boş şu diyeceksin bunu Cumhurbaşkanı kanun hükmünde kararnameyle de getirir sonra. Bırakın evet. getirsin sen meclisten gel de. Herkes karikatürize ediyordu, şey yapıyordu ama Kamer Genç'in mecliste tek başına verdiği bir mücadele vardı hatırlarsın. Ve işe yarardı. Tabii hem de nasıl işe yarardı? Çünkü meclis başkan vekili falan da yaptığı için iç tüzüğü şeyi falan çok iyi biliyordu. Kitaba bakmadan ezberden okur. Tabii, çok iyi biliyordu ve çok iyi kullanıyordu haklarını, meclisteki haklarını. Yani muhalefet etmenin ne demek olduğunu orada gösteriyordu. Ha, gülüyorlardı buna. Yani adam çok saygın bir iş yapıyor orada. Gerçekten öldükten sonra arkasından Anlaşılıyor. söylenenleri yaşadığında keşke insana o kişiye söyleyebilseydiniz. Herhalde pek çok kişi o utancı yaşamıştır Kamer Genç'in arkasından. O gerçekten çok saygı duyulacak bir mücadele verdi. Hakkı vermedi. Partiye taktikleri de verirdi. Milletvekillerine. O dediğim o baskınlar, iktidara baskın yasa oylamalarında çok parmağı Evet, vardır. evet. Şurada mesela arkadaşlar 02 TBMM vergiler 2 diye bir fotoğraf var. Onu getirirsek şimdi meclis niye toplanır? Niye gelirler bir araya? Halkın şeyi için, refah için. Çünkü eskisi gibi hani güçlü meclis, güçlü meclis falan dedik. Eskisi gibi güçlü bir meclis yok. Cumhurbaşkanı kararname gönderiyor. Yani onu onaylayacaksınız. Başka yapacağınız bir şey yok. Bir de son olayda olduğu gibi bununla ilgili bir tasarı hazırlayın. Tasarıyı hazırlıyorlar. Bir geri arkadaşlar tasarıyı hazırlıyorlar. Sipariş, görev veriyor. Bunu şey yapın diye. Meclisin yetkisi göstermelik kaldı. Bakın, meclisin karnesi 13.488 soru önergesi verilmiş. 7.439 önergeye cevap bile verilmemiş. Yani yaklaşık 6000 kalem bilgi halktan esirgenmiş. Evet, Bazılarına bilgi. da şöyle bilgi veriyor. Ne kadar gaz kullanıldı diye soruyor gösterilerde gereği kadar şeklinde bir cevap geliyor. Gereği İşte kadar diyor, oradan. evet. Cevap verilmemiş. 1459 tane araştırma önergesi verilmiş. 1459 az değil. 5 önerge sadece kabul edilmiş. Ya 1459'da 5 yani istatistiği bile şey yapılmaz bunun. Kanun teklifi 2019 kanun teklifi verilmiş, 39'u kabul edilmiş. Ya yani o zaman niye toplanılıyor? Ne yapılıyor orada? Ne yapılıyor orada? Çoğu önerge AKP ve MHP oylarıyla reddediliyor. İşte burada yakaladığın demin az önceki aritmetikte bir fırsat çıkıyor, onu da değerlendirmiyorsun. Evet. Galiba şey gibi AKP'liler de eksik. Galiba her tarafın kongre mevsimi geldi ya. O Evet, kongre mevsimi evet, geldi işte evet. acaba Cumhurbaşkanlığına giden kimdi falan diye kulislerde o sırada Evet, konuşuluyordu anladığım evet, kadarıyla. evet. Yani ve bu arada Cumhurbaşkanlığından 41 kararname hayata geçiriliyor gelen. Yani şeyden kanun tekliflerinden 39 kanun teklifi kabul edilmiş, 41 tane de Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Yani Cumhurbaşkanı daha 2019 etkin mu? mecliste. Evet. Ben de şeyden önce 2017, 2016, 2017 sonrası ki yasama yılında ki çıkarılan yasaların üçte biri kadar yasa çıkarıldı geçen
dönemde. Evet. Ben de öyle bir istatistik vereyim. Hatta buraya notlamı 314 yasa çıkartılmış 2016-2017 başkanlık sistemi öncesi. Geçen yıl 39 kanun. 39 314'ten 39'a iniyor. Bir önceki yıl 120. Bakın evet. İsrarla düşüyor. 314 yasa çıkarmış meclis. Yasa sayı önemli mi diyeceksin? Sayı önemli. İnanın çünkü bu, meclisler yoksa meclise ihtiyacımız duymuyor. Tabii sürekli canım. Kanun çıkarmak zorunda. Hayat sürekli değişiyor. İnternet çağına girdiniz, sürekli bununla ilgili düzenlemeler yapmak zorundasınız. Rahatlatan ya da problemleri düzenlediler. Gideren. Düzenlediler. İnternet çağına girdik, ulan vergisini unutmuşuz dediler. Ha, vergisi, evet, vergi yerince oluyor. Vergisini unutmuşuz dediler. Hemen %7,5 internet vergisi. Ne deniyor ona? Bir saniye. Konaklama 4 yıldızlı otel. ÖTV mi koydular acaba? İletişim özel iletişim vergisi. Özel iletişim dedi. %7,5 dijital hizmet vergisi. Abi, dijital hizmet vergisi. Yani ben dijital hizmeti almak için zaten o bana hizmeti veren şirkete para ödüyorum. Onun üzerine ekliyor biraz. Ha, onun üzerine bir de %7,5. Az da değil %7,5. Yok, vergi verelim değil. Tabii de yani bu gelir vergisini bir türlü alamayınca hal bu oluyor. Yani hayır, zengin, zaten yani meclis, gelir vergisini alamayınca zenginden alamıyorsunuz. Almayalım arkadaşlar fotoğraf gaz. Meclis zaten diğerine geçelim. Meclis zaten niye toplanıyor? Vergi şey yapmak için, toplamak için. Şey ne demek? Gene otele de gidiyorsun, paranı ödüyorsun. Senin verdiğin para üzerinden otel sahibi şeyini ödüyor, vergisini ödüyor. Bir de ben vergi ödüyorum tekrar. Niye tatil yaptım diye? O da artırmak da Cumhurbaşkanlığı'nın yetkisine alındı. Yani, şu anda %2 işte niye 100 liralık bir gecelik konaklama 2 lira öder falan diyecekler ama bu iş böyle. Zamanında her türlü şimdi deprem vergide ya dediler işte 99'da bir süre ödeyeceksiniz dediler. Sonra hatırlarsın hala ödüyoruz deprem vergilerini. Depreme harcanmadı. Hala depremden korkuyoruz. Bu güçlendirmeler evet. Yapılmadı. Hala 2019 kaç okul boşaltıldı bu 5.8'lik depremden sonra? Tabii. Dediler ki 2 yıllık falan çıkaracağız. Onu da ödersiniz. Ne olacak? Depremin yaralarını saracağız. 2002'de AKP devraldı hükümeti o 2 yıl o süre dolmadan ve hala 2019 aynı vergiyi ödüyoruz. Yeni işte kayıp vakıf olayı var ya. Evet. Vakıf nerede? 300 küsür milyon dolar lirayla kayboldu. Bunu sürekli söylemek lazım. Yani bir 300 küsür milyon da 309 mu diyor? 309 milyon lirayla bir toplandı vakıf. 15 Temmuz mağdurlarına. Yani Türkiye'de sadece dipdiz göl kaybolmuyor. Ve vakfın yerini bulamıyoruz. Bırak abi vakfı. Eskiden şöyle olurdu yani kasası boş. Ne olmuş? Evet, Allah aramadı hesaplarını. Da vakıf yok. Yani gerçekten inanılması zor olaylar. Peki nereden, kim araştıracak bu vakfın nerede olduğunu? Bu paranın nereye gittiğini? Onu bırak işte varlık fonu. Varlık fonundaki paraların ne olduğunu bilmiyoruz. Ve şirketler bilgi yasak. Devam ediyor. Ya Türkiye kadar çay içilen bir ülkede biz de çay içiyoruz burada. Evet. Yani evet. Çaykur zarar eder mi abi? Hayır. Çaykur zarar etti. Geçmişte hep kar etmiş, gelmiş. Birden büyük zarar etmeye başlamış. Peki nereye gidiyor bu para? O da bir şey değil yani. Şimdi varlık konunda açıklanmayacak. Şimdi yandaş yazar demeyeyim. Şimdi troll oldu. Eski milletvekili vardı. Profesör. AKP'den diyor ki niye diyor şey yapıyorsunuz diyor hükümete kızıyorsunuz diyor. BOTAŞ'ın işi o diyor. BOTAŞ bu işi yapıyor diyor. Şey yapıyor. Bir tanesi en sonunda yazdı. Hoca dedi ya BOTAŞ dedi varlık fonunda bilmiyor musun? Varlık fonunda Cumhurbaşkanı ve damadı yönetiyor. Onlar yapıyorlar bunu. Şirketler zarar ediyor. Ne olduğunu bilmiyoruz. Yani niye diyor her şey hükümetten diyor soruyorsunuz diyor. BOTAŞ'ın işi bu diyor. BOTAŞ yaptı zammı diyor. BOTAŞ zammı. Ama o profesör BOTAŞ'ın varlık fonunda ve Cumhurbaşkanı'nın damadının denetiminde olduğunu ve onunla ilgili bilgilerin yasak olduğunu açıklanmadı. Özel şirketmiş. Evet. Yani özel şirketler kanunu gibi yani benzer öyle, bir kanun. Öyle sanıyor.
statüye tabi, özel şirkettir, açıklamaz gibi bir durum var şu anda. Evet, bu arada evet. Milletin vergileriyle ya da birikimiyle yapılmış ve bugünlere getirilmiş kurumlar var içerisinde. O yüzden şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi neresinden baksan işlevsiz, hantal, çünkü sayı da arttı, şey de arttı, bir sosyal güvenlik şeyi gibi görülüyor. Yani ne yapıyor? Cumhurbaşkanı şoförünü milletvekili yapıyor, hayatın kurtulsun diye. İşte yakınındaki herkesi milletvekili yapıyor. Bir dönem milletvekili yapsın. İşte o Yeliz mesela, Cumhurbaşkanı şoförünü yapmış birisi. Adam bir de şeyine falan güvenmeden çıktı. Beyanatlar verdi. Gidip konuşmalar falan yaptı. Yani bayağı bilimsel şeyleri falan. Şoförün yanında da dil bilimcilik var. Böyle yeni dil bilimcilik var, matematikçilik var. Biliyorsun evet. Benim dedem bu matematik şeylerini falan, teorilerini falan gerçekleştirmiş evet. falan. Böyle de konuşabilecek kadar iddialı bir adam. Şimdi bu adam emekli milletvekili. Nereden baksan şimdi 13 bin lira falan maaş alacak. Tabii. Bütün sağlıktan şundan bundan hayat kurtuldu. Buna benzer böyle. EYT'lilere, yani... EYT'nin hesaplı tarafı ayrı bir konu da. Yani EYT'lilere sağlık güvencesinin bile verilmediği ortam. Evet, evet. EYT'liler için söylüyorum. Hani şeyi tartışabilirsiniz ya, maaşlar, bütçeye yük falan. Belki bunlar tartışılabilir ama ya bakın bu kadar yıl prim ödemiş insanların sağlık güvencesi yok. Yani şimdi bunu veremediğimiz bir ortamdayız. Şimdi bakanların sülalesine bakmaya... O acayip bir şey çıkardılar. Ya. Arkadaşlar o bakanlara sosyal güvence biraz daha ileride. O acayip, bu acayip bir şurada. Yani Suriye meseleleri o dönem şöyle bir şey. Trump'a gidiliyor. Dünya global işte Türkiye'nin ekseni, Türkiye eksen mi değiştiriyor? İşte Putin'le ayrı telefonda konuşuluyor falan. Ya bunlar orada konuşulurken birilerinin aklına acaba Türkiye savaştan evet. gelecek. Evet, yani evet, acaba cihatçı evet. terör buradan buraya mı sızacak? Mehmetçikler şehit olacak, daha mı harekat mı genişleyecek diye düşünürken arkamızı bir döndük. Ya adam bunu nasıl düşündünüz ya? Bakanların yakınlarına ömür boyu sağlık güvencesi. 95 maddelik bir torba yasa teklifi gidiyor. İçişleri, jandarması, aile güvenlik ve göçmenlerle ilgili yasalarda da bir dizi değişiklik öngörüyor. Teklifteki maddelerin arasına... Bakanlar ve ailelerine ücretsiz sağlık hizmeti maddesi sıkıştırılıyor. Bunların arasında sokuluyor bu. Bakanlara ömür boyu millet bakacak. AKP'li vekiller mecliste 95 maddelik yeni bir torba yasayla geldi. Bunu göçmenlerle ilgili maddelerin arasında sokmuşlar hem de. Çok ilginç. Bakanlar ve ailelerine ücretsiz sağlık hizmeti. Yasa çıkarsa bakanlar sağlığa tek kuruş ödemeyecek. Ayrıca bakanların eşleri, çocukları, anne ve babaları da bu haklardan ömür boyu yararlanacak. Sağlık giderleri Cumhurbaşkanlığı bütçesinden karşılanacak. Faturayı millet ödeyecek. Ve bizim SGK değil değil mi? Gidecekler hastaneler. Değil. Evet. İstediği en pahalı hastaneye gitsin. Evet. Oradan... Markete gidip çay tuz almıyor halk gibi. Asgari ücretle çayı, şekeri, tuzu zamlı gayet güzel oluyor. Elektrik faturası devletten. Makamı devletten. Tabii. Yol parası yok. İnsanlar donmuş parasını denkleştirmeye çalışıyor. Akbil'e yüklemeye çalışıyorlar. Kaç kontrol tabii. hesaplarını yapıyorlar. Baktım hem limitinde hesaplarla yürüyorlar. Yani böyle bir şeyde milyonlarca insanın sağlık güvencesi yok. EYT'liler için söylüyorum. Yani heyetin her türlü güvencesi evet. var. Çoluğun çocuğunun maaşlar da var. Yüksek. Maaşlar da yüksek. Çoluk çocuk da kurtuldu. Hatta anası babası bile. Böyle bir ince düşünce. Ben gözüm yaşardı bir yandan. Ama hayırlı evlat tasarıyı evet, hazırlar. Evet. Analarını babalarını da sokmuşlar hemen araya evet. sıkıştırmışlar. Ne aklıma geldi biliyor musun bu haberi gördüğüm zaman? İsveç Kralı torunlarını ve veliaht oğlunun dışındaki çocuklarını kraliyet harcamalarının dışına çıkardı. Ahlak. Evet. Onlarla etik diyorlar da ilgili, onu evet. siyasi etik diyorlar da onu kullanmak lazım. Evet. Ahlak kelimesi. Yani işte, ahlak işte. İsveç kralının çocuklarının veliaht olan oğlu, gelini ve onun oğlu dışındaki diğer çocuklarının evlatlarının ve torunlarının şeyden yararlanmalarını, kraliyet bütçesinden yararlanmalarını yasakladı. Ortadan kaldırdı. Şimdi biz seçilmiş, yani öyle bir veliaht hani şey falan da değil, monarşi bir şey de değil, sistem de değil. Burada şey yapıyorsunuz, güvence altına alıyorsunuz, anaları babaları dahil. Ve yani, göçmenler yasasının arasında, ya acaba nasıl onlar da mı muhacir acaba? Muhacir ensar ilişkisi falan diyorlar. Kaynamış işte, 95 maddelik bir şey bu. Bir madde de bu. Meclis diyorduk ya az önce, torba yasa, yani çıkan yasalar da torba şeklinde geliyor.
Tam torba. Torbada tartışamıyorsunuz. Yani evet. Torba derken torba işte ya bir batında halledelim işte hepsini. Şöyle geçelim diye dediğiniz zaman işte evet. Bunlar oluyor. Araya bunlar evet. Sıkışıyor. Bunların hepsi evet. Kolay çünkü işte torbanın bütün üzerinde ayrı bir konu. Sizin de tek tek yapacaksınız da o yasalar ayrı ayrı tartışma süreçlerinden geçecekler. İnsanlar hatalar söyleyecekler. Örneğin insanlar derken milletvekilleri umarım mecliste olurlarsa işte bakanların nasıl bir rant sağladıklarını doğru. Kendilerine böyle bir haksız kazanç sağladıklarını yakınlarına söyleyecekler. Bu da Meclis TV'de ya da bir yerde görünecek. Tabii. Orada görünmesi. Devlet malı biraz. Deniz mi diye bir fotoğrafımız var arkadaşlar o dosyada. Onu da bir getirelim. Devlet malı deniz mi? Sayıştay 2018 denetim raporuna göre engelli olmayan ve sağlık kurulu raporu bulunmayan kişilere bakanlığınız tarafından evde bakım ödemesi yapıldığı ortaya çıkmıştır. Raporda ayrıca engelli sağlık kurulu raporu olan ancak ağır engelli olmayan kişilere de usulsüz ödeme yapıldığı belirtilmiştir. Raporda Sağlık Bakanlığı veri sisteminde kayıtlı bulunmayan 138 bin kişinin her ay engelli aylığı aldığı saptanmıştır. Bu şekilde engelli aylığı ödemesi alanların sayısı 2018 Mart ayında 138.458, Haziran ayında 132.216, Eylül ayında 130.033, Ekim ayında 122.151, Kasım ayında ise 120.390 olarak belirtilmiştir. Evet, Lütfü Türkkan, Kocaeli Milletvekili, İyi Parti, Türkiye Meclisi Grup Başkan Vekili bu açıklamayı Meclis Başkanlığı'na bir soru soruyor. Bu doğru mudur diye. Batık İskandinav ülkeleri batardı böyle bir şey olsa. Batık bundan mı batılır? Kim batıyor acaba? Biz mi batıyoruz? Zaten kral korktuğu için torunları morunları bütçe dışına çıkarmış. Aman batıyoruz demiş çocuklar siz şey yapın. Ya şimdi doğru mu anladım abi? Bir engelliler var. Engelli olmaya hak aldıkları halde yeterince alamıyorlar ya hiç para alamıyorlar ya da evet, az alıyorlar. Evet. Engelli olmayan 138 bin kişiye engelli diye para ödeniyor. Acaba kim onlar bu arada? Efendim AKP'ye yakın bu Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ediyor İYİ Parti Milletvekili Umarım Türkan. Zümrüt Hanım bunun cevabını verecek mi? Acaba. 6 bin tane cevapsız soru var. İşte vatandaş var. Soru önergesi deyip tabii. Önemsememekle ilgili söylüyorum. Ya bunlarla bilgileniyorsunuz. Tabii. Buna yasal olarak cevap vermek zorunda. Tabii. Sorunlu. Bakın sağlık raporu olan ancak ağır engelli olmayan kişilere de. Bu arada evde bakım meselesi var. Orada da var mı? Kime bakılıyor? O yok falan. Engelliye para vermiyoruz. Engelli olmayana engelli parası veriyoruz. Bakanların eşine, çocuğuna, ailesine ömür boyu engelli olsa da olmasa da en üst düzey sağlık hizmetini sağlıyoruz. Evet, evet, evet. Yani, doğru anladım. Neresinden baksan yani daha ne? Demin de dedik ya öyle hale gelmişiz ki dün Cumhurbaşkanı söyledi. Tarımda lider ülkeyiz. Efendim fındığın çoğunu üretiyoruz. Ben satamadıktan sonra, fiyatı ben koyamadıktan sonra. Yani biz lider olsak ne olur, olmasak ne olur? Olmasak ne olur? Yani şunu söylüyoruz. Ya bu kadar fabrika satıldı, kapatıldı, şu oldu, bu oldu. Ya bir tane yerine koyduğunuz fabrika söyleyin. Bir tane. Bak şey de tehlikeye girdi. Volkswagen. Volkswagen şöyle bir açıklama yapıyor. İnsanların öldüğü bir savaş mahallenin yakınında fabrika kurmayı şimdilik içimize sindiremiyoruz. İşte dış politika diyelim. Yani valla Almanlar öyle bir şey dış politikada yalnızlar. Evet. Hani değerli yalnızlık diyorsunuz yani değerli bir fabrika gelecekti yatırım. Yani değerli fabrika Volkswagen burada üretmese ne olur? Mesela Volkswagen üretse 50 bin tane istihdam olur. Yanına yan sanayi yüz binlerce yan sanayiden tabii, kullanacak. Tabii. Yani o insanların ihaşesinden tutun fabrikanın işte lastiğinin bir parçası, kaportasının bir parçası şunu bunu çevresinden alacak. Diyelim ki İzmir'e bir, yakın bir yere kuruldu. Bunun interlandında Denizli beslenecek. Denizli beslenecek, Uşak beslenecek. Yani bunlarda ve yeni bir şehir yaratan fabrikalar bunlar. Niye önemli insanlar mı? Volkswagen de gitsin oraya kursun. Değil. Çok değerli yatırımlar bunlar. Katma değer yaratıyorlar. Hani katma değer diyoruz ya. İşte katma değer senin o otomobilinin fabrikası oluyor da senden de lastiğini satın alıyor.
2000 kişi de onun lastiğini üreterek, yani tabii, cam tabii, lastiğini üreterek. Almanya'da Wolfsburg bir fabrika şehri. Sadece bu fabrikanın şehri. Evet. Futbol takımı da var, bütün şeyleri var. Zaten oradan almış şeyini. Takımın da sponsoru. Biz başlangıçta... Ve ödün de veriyorsunuz. Wolfsburg yine getiremiyor. Çünkü bir dış politika zaafı tabii var. Bu yalnızlaşma feci bir şey. Tabii. Yani çünkü Almanlar Suud'a silah satmaktan pek geri durmayan bir ülke. Sonuçlar onların da her yaptığı doğru iş tabii demeyeceğim. Yer demeyeceğim beğendirdik ama bir de adama. Türkiye her gibi ülkede iş gücü var. Yani. Yer beğendiremedik, iş gücü var. Yani bu yalnızlaşmak felaket bir şey. Çünkü Türkiye'de daha karlı olacaklar, isterler gelmeyi. Ama tek meclisi çalışmayan ülkede galiba o konuda muhalefet haklı görünüyor. Yani diyor ya, hani hukuk güvencesi olmayan yere gelmez. Gelmez, turist bile gelmekte güçlük çeker. Turist bir gün araba kazası yaptığı zaman, birine çarptı diyelim, araba kiraladı. Orada hukuki güvencesi olmayacağını düşünür insanlar. Acaba ben araba kiralı, bana sorarlardı, ben turizme bir araba kiralasak diyor, bir kaza yapsak ne olacak diyor. Mahkemede bana basit turistler bunu soruyordu. Doğru. O anlamda yani işte gelmiyor. O turist bile tereddüt eder. Şimdi o güvenceyi uzun süredir de daha iyi veriyoruz, belki bir süre artıyor. Ama bu geri gider tekrar. 2014'te turizmin düştüğü durumu düşün. Turizm derken tarım sektörünü besliyor. Milyonlarca insan ekmek yiyor. Doğru. Ayrıca konuklarımız da oluyor. Gayet güzel oturuyorlar yani. Burada programın sonuna doğru. Trafikte benim kendi çektiğim fotoğraflardan bir şeyler göstereceğim şimdi sana. Trafik 1 diye bir fotoğraf var arkadaşlar. Şeyin sonuna doğru. Trafik 1, 2, 3, 4 diye gidiyor. Şimdi biz de biliyorsun sokaklara çıktığın zaman her taraf otopark. Her taraf. İstediğin yere arabayı bırak git. Ama tabii bunun çok duyarlı insanlar da var, sürücüler de var. Ben bunu kanala gelirken geçen gün gördüm. Şimdi bak, o karşıya geçiyorsun, kaldırım devam ediyor. Evet. Adam getirmiş, arabayı oraya çekmiş. Amca geçemiyor tabii, dolanacak etrafından ama o beyaz arabanın arasından geçemez. O kadar şey yapmış ki, sıkışmış ki, o kamyonet de orada duruyor. Oradan da geçemezsiniz. Yola çıkacak. Arka tarafa da baktığın zaman orada çiçek saksıları var. Oradan da geçme şansı yok. Tamam mı? Oradan da geçme şansı yok. Geçelim arkadaşlar. Bak, resmen şeyi kapatmış. Yani istesen bu kadar bilinçli kapatamazsın. Şu arabanın, bak beyaz arabanın sağından da solundan da geçemezsin. Öbür tarafta o saksıların üzerinden atlaman gerekiyor. Başka şansın yok. ML 515. 915 mi? Orada plakayı geçelim arkadaşlar. İfşa edilebilir bence. İşte burada bir de motosiklet var. Bu çiçek saksılarının bulunduğu bölüm. Yani geçmek isteyen, hele bir de yaşlıysa, hiç şansı yok. Yani bitti yol orada. Fakat o kadar duyarlı ki bu vatandaş. Yani bakma, buraya arabayı park etmiş gitmiş Kütahyalı arkadaş ama son derece duyarlı. Geçelim arkadaşlar. Gerekirse numaram demiş, oraya telefon numarasını bırakmış arabanın camına. Ya arabayı bırakırken şöyle bir bak, gerekir mi gerekmez mi? Evet. Yani orada muhtemelen 20 metre ötede de bulacak. O kadar yürümek istemiyorlar. Yani evet. Bir de böyle bir şey. Park sorunu var. Çok büyük sorunu var. Ya Kadıköy Belediye Başkanı'yla bir otopark vaatleriyle 2009'da bir röportaj yaptık. Yani ne otoparklar yapılacaktı metrolara. Şimdi Halkalı son durağı bir metro otopark vardı. Abi 100 metrekare. Yollar araba taşıyor. Hani insanlar metroyla gitmek istiyor. Çünkü bunu teşvik etmemiz lazım. Metroların yanında otoparkları, çevredeki alışveriş merkezlerini ücretsiz yaptıracağım demişlerdi. Yani şimdi onlar ücretli. 4. Levent sokaklarının tamamı otopark. Çünkü 4. Levent'te Etiler'den falan geliyorlar. 4. Levent'te arabasını bırakıyor sokağa. Metroya yürüyor 50 metre, 100 metre. Biniyor, gidiyor. Akşam tekrar geliyor, arabasını alıyor, evine dönüyor. Ve inanılmaz bir trafik, park kalabalığı var sokaklarda. Evet, çünkü ve bunların hepsi vaat edildi. Evet. Çok geniş. 1000'dendi, 500'dendi. Büyük büyük otoparklardan vaat etti. Çevredekilere yaptıracak. Bundan faydalanacak. Mesela şu büyük metro istasyonunda otoparkı olan, yani kat üzerinde bildiğim bir tek Gayrettepe istasyonu var. Orada otopark var. Gayrettepe istasyonu dışında otopark... Çok az. Bir iki tane hatırlıyorum. Ama yani burada bana 3 tane 5 tane hatırlıyorum ama burada 150 tane metro durağından 3'ü 5'i şimdi... Şimdi yeni belediye uğraşsın hadi bakalım şeklinde bir eski durum bir var. Eski bir polis müdürü anlatmıştı.
bir ara trafikte otopark zorunluluğu getiriyorlar. Apartmanlara falan otopark yapılacak. Mutlaka otopark yapacaksınız. Otoparkı olmayan ruhsat verilmiyor. Yapıyorlar otoparkları. Fakat devir değişiyor, iktidar değişiyor, başkan değişiyor o dönem. Sonra o otoparkların hepsi ya alışveriş merkezi oluyor ya sinema oluyor. Mesela Şişli'de kent sineması, site sineması, bunların hepsi otopark ruhsatına göre yapılmış. Fakat daha sonra otoparktan vazgeçilerek çevrilmiş. Sinemaya çevrilmiş ya da başka bir şeye çevrilmiş şeyler. Ve otopark deyip de hani ya, lüks arabayı da teşvik, arabayı teşvik etmiyor otopark, bırakmayı teşvik ediyor. Ücretsiz otopark evet, çok önemli. Evet. Yani bırakıp metro durağına yakın bırakıp seyahat etmek isteyen çok insan var ve bulamıyorlar yer. Zaten proje oydu. İstasyonlara evet. Yakın otoparklar yapılacak. İnsanlar oralara arabalarını bırakacaklar. Metroya binip merkeze gidecekler. Doğru yere yaptığınız zaman otopark trafiği teşvik etmiyor. Yani, doğru yere yapıldığı zaman. Onu bırak. Yani her şey plansız, programsız olunca metro projeleri için alınan krediler başka yerlerde kullanılmış. Seçim kampanyasında kullanılmış. Seçim bitti. İktidarı da kaybettiler. Seçim başkanlığı da kaybettiler. Şeyleri öylece bırakıp gittiler. Kazılmış tünelleri de, metro tünellerini de. Tabii uzun zaman o şey yapılmazsa, tahkim edilmezse çöker. Bir bölümüne işte zannediyorum Almanya'dan kredi buldu. Evet, onu devam çekmek İmamoğlu'ndan sonra devam ettirecekler. Yani bakın hani devamlılık ilkesi vardır ya devlet görevinde. Maalesef benden sonra ne yaparlarsa yapsınlar. Ki çalıştırmamak için ellerinden geleni yapıyorlar. İşte Boğaziçi'nde tekrar ele geçirmeye çalışıyorlar. Nedir bu hırsınız? Ne yapacaksınız bu kadar? Ya? Bilmiyorum artık. Sürenin sonuna geldik ama laf bitmedi. Çok teşekkürler. Evet, yarın tekrar burada olacağım. Ama işte gördüğünüz Türkiye burası. Maalesef bu koşullarda yaşamak ya da ne bileyim mücadele etmek zorundayız. Ama iyi günler olacak. Diliyoruz. Hoşça kalın. Deşifren.com ile dilediğiniz video ve ses kaydını sadece birkaç dakikada yazıya çevirebilirsiniz. Zamandan ve bütçeden tasarruf yaparak milyonlarca kelime havuzuyla istediğiniz videonun linkini kopyalayıp metnin içeriğine ulaşabilir. 4 farklı filtre ve algıda tamamlama özelliği sayesinde cümlelere %100'e yakın doğruluk oranında erişebilirsiniz. Hatta kısaltmaları ve yabancı kökenli kelimeleri de sorunsuz bir şekilde aktarabileceğiniz Deşifren.com eşsiz bir deneyim sunuyor. Deşifren.com, Ajans Press Grup'tan sınırları aşan bir teknoloji.
mutlaka okunması, okutulması, hediye edilmesi gereken kalemi kırılmaz yazarlardan muhteşem eserler. Türkiye cesur yazarlarını okuyor. 1. Sevgili seyirciler, son kitabım Güneş Ufuk'tan Şimdi Doğar ilginizi bekliyor. Bu yıl meslekte 50. yılım. Dilek Olay, yarım asır. Gazetecilikte geçen ve sadece halkın haber alma hakkı önünde eğildiğim bir yaşam. Baskılara, tehditlere, iftira ve ölüm tuzaklarını aldırmadan, yılıp pes etmeden siz değerli okur ve seyircilerimle gerçeği, daima gerçeği paylaştığım olaylar ve insanları anlatarak tarihe notlar düştüm. İyi okumalar efendim. Uğur Dündar'ın kaleminden yeni kitabı Güneş Ufuk'tan Şimdi Doğar. 2. Sözünü sakınmadan bütün açıklığıyla ortaya koyan korkusuz ve cesur gazeteci yazar Can Ataklı'nın yeni kitabı Papazı Bulduk. 3. Dini sermaye yapmış siyasetçileri ve onların yandaşlarına karşı korkusuzca mücadele eden Türkiye'nin kalemi kırılmaz yazarı Emin Çölaşan'ın kaleminden yeni kitabı Beka Sorunu. 4. Bu kitabı zindan kokan ellerimle ancak özgür bir cumhuriyet neferi olarak yazdım. Sevgilerimle Eren Erdem. Eren Erdem'in kaleminden yeni kitabı Meclis'ten Silivri'ye Adalet Manifestosu. 5. Bu kitabı okurken moraliniz bozulur, uykunuz da kaçabilir. Ama umutsuz da yaşayamayız ki. Mücadele sözcüğü onurlu insanlar içindir. Gazeteci yazar Hüsnü Mahalli'nin son kitabı Arap İşi Demokrasi. 6. Ali Tezel'in kaleminden Ne Zaman Emekli Oluyorsunuz? Kendiniz hesaplayın. Hadi bu kültür meşalesini hep beraber taşıyalım. Daha aydınlık bir Türkiye için kitap okuyalım. Farkımız okumak olsun. Atatürkeserleri.com. Bu eserler yeni yıla özel 169 lira yerine sadece 69 lira. Evet evet, yanlış duymadınız. Sadece 69 lira. Ayda 10 lira taksitle. Bizi hemen arayın. 2900 yayın evi, 75 bin yazar, 200 bin farklı kitap, büyük indirimlerle sizin siteniz atatürkeserleri.com'da. Hadi bu kültür meşalesini hep beraber taşıyalım. Daha aydınlık bir Türkiye için kitap okuyalım. Farkımız okumak olsun. Atatürkeserleri.com. Mutlaka okunması, okutulması, hediye edilmesi gereken kalemi kırılmaz yazarlardan muhteşem eserler. Türkiye cesur yazarlarını okuyor. 1. Sevgili seyirciler, son kitabım Güneş Ufuk'tan Şimdi Doğar ilginizi bekliyor. Bu yıl meslekte 50. yılım. Dilek Olay, yarım asır. Gazetecilikte geçen ve sadece halkın haber alma hakkı önünde eğildiğim bir yaşam. Baskılara, tehditlere, iftira ve ölüm tuzaklarını aldırmadan, yılıp pes etmeden siz değerli okur ve seyircilerimle gerçeği, daima gerçeği paylaştığım olaylar ve insanları anlatarak tarihe notlar düştüm. İyi okumalar efendim. Uğur Dündar'ın kaleminden yeni kitabı Güneş Ufuk'tan Şimdi Doğar. 2. Sözünü sakınmadan bütün açıklığıyla ortaya koyan korkusuz ve cesur gazeteci yazar Can Ataklı'nın yeni kitabı Papazı Bulduk. 3. Dini sermaye yapmış siyasetçileri ve onların yandaşlarına karşı korkusuzca mücadele eden Türkiye'nin kalemi kırılmaz yazarı Emin Çölaşan'ın kaleminden yeni kitabı Beka Sorunu. 4. Bu kitabı zindan kokan ellerimle ancak özgür bir cumhuriyet neferi olarak yazdım. Sevgilerimle Eren Erdem. Eren Erdem'in kaleminden yeni kitabı Meclis'ten Silivri'ye Adalet Manifestosu. 5. Bu kitabı okurken moraliniz bozulur, uykunuz da kaçabilir. Ama umutsuz da yaşayamayız ki. Mücadele sözcüğü onurlu insanlar içindir. Gazeteci yazar Hüsnü Mahalli'nin son kitabı Arap İşi Demokrasi. 6. Ali Tezel'in kaleminden
ne zaman emekli oluyorsunuz? Kendiniz hesaplayın. Hadi bu kültür meşalesini hep beraber taşıyalım. Daha aydınlık bir Türkiye için kitap okuyalım. Farkımız okumak olsun. Atatürkeserleri.com. Bu eserler yeni yıla özel 169 lira yerine sadece 69 lira. Evet evet, yanlış duymadınız. Sadece 69 lira. Ayda 10 lira taksitle. Bizi hemen arayın. Hadi bu kültür meşalesini hep beraber taşıyalım. Daha aydınlık bir Türkiye için kitap okuyalım. Farkımız okumak olsun. Atatürkeserleri.com. Mutlaka okunması, okutulması, hediye edilmesi gereken kalemi kırılmaz yazarlardan muhteşem eserler. Türkiye cesur yazarlarını okuyor. 1. Sevgili seyirciler, son kitabım Güneş Ufuktan Şimdi Doğar ilginizi bekliyor. Bu yıl meslekte 50. yılım. Dile kolay, yarım asır. Gazetecilikte geçen ve sadece halkın haber alma hakkı önünde eğildiğim bir yaşam. Baskılara, tehditlere, iftira ve ölüm tuzaklarını aldırmadan, yılıp pes etmeden siz değerli okur ve seyircilerimle gerçeği, daima gerçeği paylaştığım olaylar ve insanları anlatarak tarihe notlar düştüm. İyi okumalar efendim. Uğur Dündar'ın kaleminden yeni kitabı Güneş Ufuktan Şimdi Doğar. 2. Sözünü sakınmadan bütün açıklığıyla ortaya koyan korkusuz ve cesur gazeteci yazar Can Atakan'ın yeni kitabı Papazı Bulduk. 3. Dini sermaye yapmış siyasetçileri ve onların yandaşlarına karşı korkusuzca mücadele eden Türkiye'nin kalemi kırılmaz yazarı Emin Çölaşan'ın kaleminden yeni kitabı Beka Sorunu. 4. Bu kitabı zindan kokan ellerimle ancak özgür bir cumhuriyet neferi olarak yazdım. Sevgilerimle, Eren Erdem. Eren Erdem'in kaleminden yeni kitabı Meclis'ten Silivri'ye Adalet Manifestosu. 5. Bu kitabı okurken moraliniz bozulur, uykunuz da kaçabilir. Ama umutsuz da yaşayamayız ki. Mücadele sözcüğü onurlu insanlar içindir. Gazeteci yazar Hüsnü Mahalli'nin son kitabı Arap İşi Demokrasi. 6. Ali Tezel'in kaleminden ne zaman emekli oluyorsunuz? Kendiniz hesaplayın. Hadi bu kültür meşalesini hep beraber taşıyalım. Daha aydınlık bir Türkiye için kitap okuyalım. Farkımız okumak olsun. Atatürkeserleri.com. Bu eserler yeni yıla özel 169 lira yerine sadece 69 lira. Evet evet, yanlış duymadınız. Sadece 69 lira. Ayda 10 lira taksitle. Bizi hemen arayın. Hadi bu kültür meşalesini hep beraber taşıyalım. Daha aydınlık bir Türkiye için kitap okuyalım. Farkımız okumak olsun. Atatürkeserleri.com. Ben içeri düştüğümden beri güneşin etrafında 10 kere döndü dünya. Sorarsanız lafı bile edilmez, mikroskopik bir zaman. Bana sorarsanız 10 senesi ömrümün. Muhalif tiyatronun öncüsü Genco Erkal, kahramanı, idolü, 60 yıllık yakın dostu, kent oyuncularının kaptanı Yıldız Kenter'in vefatının ardından önemli bir çağrıda bulundu. Yıldız Kenter'in huzur içinde uyumasını istiyorsak, 60 yıldır varlığını sürdüren onun mirası Kenter Tiyatrosu'nu yaşatmalıyız. Erkal'ın çağrısını kimler duydu? Tuluhan Tekelioğlu soruyor,
Sahnede 60. yılını kutlayan, korku toplumuna dönüşmüş bir Türkiye'de muhalif tiyatro yapmayı cesaretle sürdüren tiyatronun büyük ismi Genco Erkal cevaplıyor. Tarım ilaçlarına maruz kalan sebzeler, meyveler. Katkı maddeleriyle raf ömrü uzatılan ürünler, hızla büyütülen piliçler. Yediğimiz besinler ne kadar güvenli? Gıda güvenliği azaldıkça kanser artıyor mu? Bilimsel verilerle gıda hastalık ilişkisini ortaya koyduğu kitabı Yemezler'le gıda güvenliğine dikkat çeken onkolog Dr. Yavuz Dizdar, son kitabı Vicdan Hayat Kurtarır kitabıyla hekimlikte vicdan tartışması başlattı. Dr. Yavuz Dizdar, Hayatın Rengi'nde Tuluhan Tekelioğlu'nun sorularını yanıtlıyor. Müziğin coşkusu ile 7'den 70'e seyircinin yerinde duramadığı, klasik ve senfonik müziğe farklı bir bakış açısı getiren, alışılagelmişin dışında bir orkestra şefi o. Senforak Metallica özel projesi ile dünyanın önemli rock müzik gruplarından Metallica'nın şarkılarını senfoni ile birleştiren Musa Göçmen, şimdi de çocuklara senfonik müziği sevdirmek için yola çıktı. Sıra dışı orkestra şefi Musa Göçmen, Hayatın Rengi'nde. Hayatın Rengi, pazar günü saat 11'de Tele1'de. Merhaba değerli izleyenler. Mutlu hafta sonları, saatlerimiz 12. Gerçekleri aktarmak üzere karşınızdayız. AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan 23 Haziran İstanbul seçimlerinin ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerinin dozunu arttırdı. Geçtiğimiz günlerde Erdoğan'ın Beştepe'de bir CHP'li ile görüştüğü iddia edilmişti. Erdoğan bu iddiayı yalanladı. Erdoğan tartışma konusu olan iddia için Kılıçdaroğlu'nu yalancılıkla suçladı. Hepimiz millete hizmet ediyoruz. Dolayısıyla 23 Haziran İstanbul seçiminin ardından AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'ye ve Millet İttifakı'na eleştirilerini arttırdı. Ekim ayında Erdoğan'ın Sırbistan dönüşünde uçakta gazetecilere Millet İttifakı'nın dağılması, parçalanması çok önemli dediği basına yansımıştı. Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından Sözcü gazetesinde bir iddia gündeme oturdu. Rahmi Turan'ın Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdığı iddiaya göre Erdoğan Beştepe'de CHP'li biriyle görüştü. Yazıda Erdoğan'ın bu siyasetçiye CHP Genel Başkanı olmalısın dediği aktarıldı. Bu iddia Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu. Kılıçdaroğlu şaşırmam diyerek yanıt verdi. Siz bunu okuduğunuz zaman ne düşündünüz, ne hissettiniz ve bu olay doğru mu değil mi? Ben şaşırmadım efendim. Ben şaşırmadım. Zaten CHP'yi nasıl dağıtırız? Nasıl kendi içinde kavga çıkar? Bunun için çalışan ekipleri var zaten. Ekipleri var. Bunu ben yeni söylemiyorum. Defalarca söyledim. Barış Pıran Harekatı var. O Millet İttifakı'nı nasıl dağıtır mı? Onun hesabı içinde. Ya akıl var, mantık var kardeşim ya. Başka işin gücün mü yok? Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşme iddialarını yalanladı.